Pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız diyen imama ödül gibi ceza. Değerli Barış Piner Haber izleyicileri, TR1.com.tr'nin haberini paylaşıyorum sizlerle. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından imamlardan rahatsız olan güruh elbet önümüze geleceksiniz. O zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun paylaşımını yapan FETÖ-K ödül gibi ceza aldı. Paylaşıma sert tepki gösteren CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar bu ifadeleri kullanan şahıs Denizli'deki en büyük camilerden birinin imamı. Koronavirüsü yeneriz ama bu ayrımcı ve bölücü dili yenebilir miyiz ona emin değilim. Umarım yetkililer gerekeni yapar çok yazık ifadelerini kullanmıştı. Gelen tepkilerin ardından Denizli Müftülüğü tarafından imam hakkında soruşturma başlatıldığı kamuoyuna açıklandı. Lojmanı olmayan camiden lojmanı olan camiye. İdari soruşturması tamamlanan FETÖ-K'nın görev yeri değiştirildi. FETÖ-K lojmanı olmayan Bayramyeri Camisi'nden alınarak lojmanı olan Kirişhane Camisi'nde görevlendirildi. Olayla ilgili açıklamada bulunan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar şu ifadeleri kullandı. İmamlardan rahatsız olan güruh elbet önümüze geleceksiniz. O zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun diyen imam ödüllendirildi. Lojman bile verildi. Bu kadar da olmaz denilen ne varsa bir bir oluyor. Yazık bu memlekete. Bayram yerinde ölecekler şişeden kurtuldu. Kirişhanede ölecekler dikkat. Şişeci imam mahallenize geldi. Ölmeden iyi düşünün. Yazık bu ahlaksızlığı görüp de göremeyenlere çok yazık. Değerli izleyiciler, TR1.com.tr'nin pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız diyen imama ödül gibi ceza. İşte AKP iktidarındaki Türkiye'den olumsuz bir saniye daha. Kim millete hakaret ediyorsa, kim yolsuzluk yapıyorsa ödül gibi ceza alıyor, terfi ettiriliyor. AKP Türkiye'si maalesef bu. Değerli izleyiciler, yeni yayınları takip etmenizi umarak bir başka yayında buluşmak üzere hepinize abone olmanızı diliyor ve esen kalın diliyorum. Hoşça kalın, iyi günler.